Sayın Secer, Mimarlar Mühendisler Grubu artık geleneksel hale gelen ARGE İnovasyon Zirvesi ile genç yeteneklere destek veriyor. Fikir sizden, destek bizden bakış açısıyla milli ve yerli projeleri arıyor. Şimdi biz de Mimarlar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Sayın Osman Balta ile hem zirveyi hem de gençlere yönelik çabalarını konuşacağız. Sayın Balta, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu yıl ikincisi düzenleniyor zirvenin. 6-7 Eylül tarihlerinde Lütfi Kırdar'da olacak. Biz bu kadarını söyleyelim. Zirveye ilişkin detayların gerisini sizden dinleyelim. İki gün boyunca öncelikle zirvede neler olacak? Evet. Buyurunuz. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür. İzleyicilerimiz için önce Mimar Mühendisler Grubu kimdir, nedir? Bir cümleyle ondan bahsetmek isterim tabii ki. Mimar Mühendisler Grubu Derneği 1996 yılında resmi kuruluşuna ulaşmış. Bir grup Türkiye'deki değişik üniversitelerden mezun mimar mühendis arkadaşların bir araya gelerek oluşturdukları bir sivil toplum örgütü. Ve yaklaşık 21 ilde teşkilatı var. 4000 aşkın resmi kayıtlı üyesiyle birlikte 20 senedir bu ülkeye bir değer katmak üzere, bir fayda üretmek üzere arkadaşlarımız bir araya geliyorlar. Bir sürü faaliyetlerde bulunuyorlar. Onlardan birisi de inşallah bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Mimar Mühendisler Grubu 2. ARGE İnovasyon Zirvesi ve Sergisi etkinliği. İnşallah bu etkinlikte ülkemizin çok önemli konularını gündeme getireceğiz zirve dolayısıyla. Tabii ki bir ülkenin kalkınması için öncelikle üretim yapması gerekiyor. Mutlaka kendi yerli kaynaklarına dayalı üretim yapması gerekiyor. Bu yerli kaynaklarını da etkin ve verimli kullanması gerekiyor. Dolayısıyla da bu etkin, verimli ve etkin kullanım için de işin temelinde ARGE ve inovasyon kavramı gündeme geliyor. İşte biz de Mimar Mühendisler Grubu Derneği olarak inşallah ikincisini düzenleyeceğimiz bu seneki bu önemli, yani ülkemiz için özellikle önemli ve tabii ki bizler için de önemli olan bu etkinlikte çok önemli konuları gündeme getireceğiz. Ulaştırma, savunma, sağlık, enerji, iletişim ve benzeri alanlarda katma değerli üretim yapacak yeni alt sektörlerin oluşumu ve dönüşümüyle ilgili fırsatlar ve alternatif modeller bu programda tartışılacak. Yine inşallah yerleştirme ve millileşme konuları bu etkinlikte zirvede gündeme gelecek. Bu konularda, yani yerleştirme ve millileştirme konularında engel olan hususlar tartışılacak ve çözüm önerileri inşallah bu zirvede konuşmacılar gündeme getirecekler. Peki, az önce o olanları saydınız, yani özellikle Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda, daha doğrusu gelişmesi için yeni ve yaratıcı fikirler beklediğiniz alanları sıraladınız. Bu alanlar söz konusu olduğunda araştırma, geliştirme ve inovasyon konusunda Türkiye nasıl bir noktada bulunuyor? Yani evet, tabii ki de eksiğimiz var ki siz bu eksikleri kapamak adına bir çaba içerisindesiniz. Ama tam olarak bulunduğu noktaya nasıl Şimdi son yıllarda özellikle ülkemiz sanayide, üretimde, kalkınmada önemli mesafeler aldı. Bir kere bilgi ekonomisini merkeze oturttuk ülke olarak. Üniversitelerimiz teknoparklar oluşturdular. Türkiye'nin dört bir tarafındaki üniversitelerinin hemen hemen hepsinin diyebileceğimiz teknoparkları var. Bu teknoparklar aracılığıyla firmalar oralarda üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle, hocalarının koçluğu liderliğinde buluşuyorlar ve yeni inovatif diyebileceğimiz yeni ürünler geliştirme hususunda ARGE yapıyorlar. Tabii esas sorun bu ürünlerin, bu inovatif ürünlerin ticarileşmesi sorunu. Biz esas bunu bu zirvede gündeme getireceğiz. Ülkemizde son senelerde çok önemli özgün savunma sistemine yönelik olsun, iletişim, haberleşmeye yönelik olsun, sağlık sektörüne yönelik olsun çok önemli üretimler, ürünler geliştirildi. Yüzden fazla bu sergiye katılacak olan firmalar da bu geliştirdikleri inovatif ürünlerini bu sergide ziyaretçilerin görgüsüne sunacaklar. İlk kez sergilenecek projeler. İlk kez sergilenecek. Tabii önemli konuşmacılarımız var. Yani o konuşmacılardan da bahsedecek olursak. Lütfen. İşte bilgi ekonomisinin
gündeme alınması, Davut Kavranoğlu hocamız inşallah konuşmacı olarak burada bir seminer verecek. Yine biliyorsunuz insansız hava araçlarında çok önemli başarı elde ettik ülke olarak ve terörün belini son senelerde, yani son 1-2 senedir özellikle önemli ölçüde kırdık. Yani ve bu hususta da önemli bir şirketimiz var, Baykar Holding ve onun teknik icra kurulu üyesi Selçuk Bey. Selçuk Bey konuğumuz olacak orada ve milli teknoloji hamlesi başlıklı bir konu üzerinde konuşma yapacak. Yine iklim değişiklikleri, tabii ülkemizin ve özellikle dünyanın başat sorunlarından birisi iklim değişiklikleri ve yeşil teknolojiler başlığıyla da yine Çevre Şehircilik Bakanı Müsteşarımız Mustafa Hoca, Profesör Doktor, o da bu konuda bir sunum yapacak. Bunun dışında işte sanayi kümelenmeleri, yerel kalkınma, yani özellikle bu yerel kalkınmayı bu zirvede gündeme getireceğiz. Teknoparklar, sanayi kümelenmeleri. Çünkü üniversitelerimizin, yani işte doğuda, kuzeyde, batıda, güneyde bütün üniversitelerimizin hemen hemen teknoparkları var. Ve bu teknoparklar aracılığıyla ticarileştirilmesi gereken çok özgün ürünler geliştiriliyor. Bunların esasen oralarda, yani yerel kalkınmaya fayda sağlayacak şekilde oralarda sanayi kümelenmesi şeklinde dönüşmesi gerekiyor. Ve buna da inşallah üniversitelerimiz öncülük yapacaklar. Biz de bu konulara tartışacağız. Aslında bu zirve Türkiye'nin bir anlamda geleceği mi? Vizyonunu tartışacak. Çünkü şimdiye kadarki birçok zirvede yani yapılmış işleri konuşuyorduk. Ama bizler şimdi bundan sonra ne yapmamız lazım? Yani Türkiye'nin gelecekteki vizyonu ne olmalı? Turistik bir Dolayısıyla da bu problemler, bunlar birer problemdir. Bu problemleri konuşacağız ve bunların da çözüm önerilerini gündeme getireceğiz. Bunu zirveden sonra da biz Mimar Mühendisler Grubu Derneği olarak takip edeceğiz. Yani yıla yayılı olarak gündeme getireceğiz. Evet, zamanımız az, bir husus daha var sanıyorum, merak ediliyordur. Onu da sorayım. Şimdi fikir sizden, destek bizden diyorsunuz. Böyle teşvik edici bir sloganınız var. Biraz da buraya açalım. Nasıl bir destek sürecinden bahsediyoruz projelere, gençlere? Beyza Hanım, Türkiye'de o kadar çok üstün zekalı insanımız var ki, gençlerimiz özellikle bize, yani bana bizzatihi projelerini getiriyorlar. Diyorlar ki hatta bu canlı yayına çıkacağımı duyduğu için de acaba bu projelerimizi orada dinlendirebilir misiniz? Veyahut da işte zirve ve etkinlik sergi programında bunları gündeme getirebilir miyiz diye insanlarımızın çok enteresan geliştirdikleri şeyler var, projeleri var ve bunlar bir fikirden doğuyor. Bu fikir onların zekasını ifade ediyor aslında. Mutlaka bunların desteklenmesi lazım, bir yerlerde sergiye çıkarılması lazım. Bu sergi aslında bunun için çok önemli bir fırsat olacak inşallah. Biz aslında şuna inanıyoruz. Yani problemin içerisinde çözümü vardır. Yani bir problemle karşı karşıya isek eğer, bunun çözümünü bir başka yerde aramaya gerek yok. Bizim kendi içimizde var, kendi insanımız da var. Yani kendi beynimizde, zihnimizde, entelektüel yapımızda, tecrübemizde, bilgi birikimimizde var. Sadece bunu biraz sahaya çekmemiz lazım, ortama çekmemiz lazım. Kesinlikle. Biz de bunun için varız zaten, sivil toplum kuruluşu örgütü olarak. Evet, o zaman tekrarlayalım bitirirken. Mimar Mühendisler Grubu bu yıl ikinci Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'ni düzenleyecek. 6-7 İnşallah. Eylül tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde. Dolayısıyla gençleri, girişimcileri bekliyorsunuz. Buraya mutlaka üniversite gençliğini, öğrencilerini bekliyoruz. Özellikle mimarlık, mühendislik bölümlerinde okuyan arkadaşlarımızın geleceğin mesleklerini öğrenmek istiyorlarsa, Türkiye'nin gelecekteki vizyonu ne olacak, onu öğrenmek istiyorlarsa. Hatta biz ev hanımlarını çocuklarla birlikte bekliyoruz. Çünkü çok ilginç tasarımlar, inovatif ürünler burada, teknolojik ürünler sergilenecek ve çocukların ufku açılacak. Yani hedef kitle geniş aslında, değil mi? Yani hitap yani etmek bütün, istediğiniz toplum bütün kesimlerini mutlaka bu etkinliğe ve özellikle bu iki gün sürecek zirve programına mutlaka katılmaları onların son derece faydasını olacaktır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Balta katıldığınız için. Başarılar diliyoruz. İyi, güzel bir zirve olur çok inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Seyirciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir